Ne haber patron? Özledin değil mi yuvanı? Ya özlemem mi ya? Şş, şş. İyi ki geldin bak. Olaylar olaylar. Tamam sen biraz hızlı anlat da bir de şimdi bana geç kaldın falan demesinler. Boşanma kesin doğru. Yapma be. Çimen bile biliyor. E Nur Sema'nın haberi yok. Bunlar çocuklarını 4 yaşında zannettikleri için üzülmesinler diye söylememiş olabilirler. Çimen nereden öğrenmiş? Meta söylemiş. Torunların haberi var, çocukların yok. Oğlum bunlar Z kuşağı. Hemen kaparlar. Üzüldüm ya. Ya ne üzülüyorsun sanki çok büyük aşk. Ya bizim yüzümüzden kızım. Apo Nur Sema ile beni evden postaladı ya. Herhalde orada da pembeli ipler koptu. Bence ondan değil. Ya sen de kendinden sanıyorsun yani. Vallahi yatacak yerimiz yok bizim ya. Sen akşam kesin geliyorsun değil mi? Maalesef. Bakalım bu akşam Pinko bizi hangi adetlere boğacak? Alev, rica ediyorum bak zaten yerler kaygan. Bir laf edip pembeyi falan çıldırtma, tamam mı? Ne çıldırtacağım ben onu ya? Ne lafı edeceğim? Muhatap bile olmam. Baba, ben seni çiğnemek istemedim. Kusura bakma. Cemre'nin de kırkı çıkıyor. Tatsızlık olmasın. Özür dileriz. Kusura bakmayın. Birbirinize, yuvanıza sahip çıkın. Bir daha da böyle bir tatsızlık olmasın. Olmayacak, merak etme. Sağ ol baba. Siz de sağ olun. Fatih Doğa. Siz niye Çimen'le Metehan'la beraber oturmuyorsunuz? Ne alaka Nilay? Ekarlar genelde bu tarafta oturuyor. Ya Elif Hanım zaten nişanlanacak yakında. Siz hala evli değilsiniz ya. O yüzden dedim. Ya sen illa bir laf edeceksin değil mi? Fatih.
Tamam, uzatmayın artık. Başlamayın yine. Bu evlilik meselesi nedir? Nikahsızlar ya. Yeniden mi evlenecekler yani? Zaman lazım biraz. Böyle bir günde güzel şeylerden bahsedelim. Rabbime hamdü senalar olsun. Yavrumuzun kırkı çıktı. Allah güzel günlerini göstersin. Amin. 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 Metan. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Ya çok kızacaksın biliyorum. Ama bu yüzyılın olayıydı yani, bunu içimde tutamadım. Çimen yapma. Yaptım bile. Ya mahvettin şu an beni, farkında mısın ya? Ya kimse hiçbir şey konuşmuyor ki. İnşallah kıyamet kopmaz bak. Ben sana söyleyeyim. Sanmam. Ben tatlılara bakayım. Ben de yengeme yardım edeyim. Yenge. Ha. Sabahı sabah ettim. Niye, ne oldu? Ay yenge, biliyorum. Neyi biliyorsun? Abimle ayrılacağınızı. Ne? Ay yenge, çapkınlık herhalde değil mi? Ay, kurbanın olayım abime, affet. Ay, siz benim hayran kaldığım çifttiniz. Ben hep size örnek aldım yenge. Kayhan'la da sonum sizin gibi olsun istedim. Aa, kızım yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Ay kurbanın olayım. Abime affet yenge. Ha, boşanmıyoruz biz. Kim uyduruyor canım bunları? Aa. Aa, yok mu? Hanımlar ne oluyor ya? Ha, ne konuşuyorsunuz öyle? Abimle yengem boşanmıyorlarmış Kayhan. Ne? Ne boşanması? Kim boşanıyor? Ben boşanmıyorum. Ne oluyor ya? Ben öyle duydum abi. Nereden duydun kızım? Ya bir dakika, Allah aşkına ne oluyor ya? Leman kızım, sen nereden duydun? Bana da geçen Metehan sordu. Ona da başka biri söylemiş herhalde. Şey, ben de biliyordum. Oğlum sana kim söyledi? Ya Umut abi ofiste telefonla konuşurken duydum. Abi kusura bakma. Bana da Alev söyledi. Yani Nilay geldi geçen gün, bebek odası süslemesi yaptırmak istiyormuş. Bana da o söyledi. Nilay kızım, sen niye böyle bir şey uyduruyorsun? Senin derdin ne? Uydurmadım. Bir derdim yok anne. Uydurmadın da ne yaptın? Her şey bunun başının altından mı çıkmış? Sallamış işte, görmüyor musun? Vay manyak vay. Bana niye öyle bakıyorsun? Benim ne alakam var? Ömer, biz kalkalım istersen. Abi sonra görüşürüz. Ben burada kalıp olayların nereye varacağına bir bakayım, tamam mı hayatım? Merak olmaz et. Öyle şey Kayhan. Hadi kalk gidelim. Hadi oğlum kalk sen. Peki tamam. Tövbe estağfurullah, tövbe. Nilay niye böyle şeyler yapıyorsun Allah aşkına? Hamilelikten Mustafa'm. Ya hiç kusura bakma, bu sefer seni hamileliğin de kurtaramaz. Mustafa'm ne olur sinkilerle konuş. Karım doğuracak da bana çok bağıracaklar. Benim artık kimseye bir şey söylemeye yüzüm yok senin yüzünden.
Benim yüzümden mi? Ben seni gökleri çıkarayım. Sen benim bir hatamda bana böyle yap, öyle mi? Yazıklar olsun sana. Ağlarsın tabii. Kızım sen bizim düşmanımız mısın? Herkes üstüme geliyor. Doğa hamileyken ona böyle mi yaptınız? Kızım Doğa bizim dedikodumuzu mu yaptı? Hiç mi hesap sormayalım? Ya karnım burnumda bir dayak yemediğim kaldı. Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. Gidiyorum ben. Nilay nereye? Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Sabır ver kurban olduğum Allah'ım. Nereye gitti şimdi? Allah'ım. Mustafa yüz verme buna. Kabahatli çünkü. Oğlum karını çek karşına konuş. Ne yapmak istiyor bu ya? Derdini anlamadım ki. Tamam oğlum. Bayağı kıyamet kopuyor içeride. Krizi fırsata çevirsem. Zaten çok zamanım da yok. Bugün bugün olmasın. Hayatım değişir vallahi. Bir işimizde düşmanımız eksikti. Dikkat çekmeye mi çalışıyor anlamadım ki. Bir de o Alev konuşmuş. Bana bak sen evde birilerine bir şeyler mi anlatıyorsun? Ne var da ne anlatacağım Abdullah Bey? Bak beni sinirlendirme şimdi. Ben de kızdım Nilay'a. Hay o da normal değil ki. Kim normal ki bu evde? Herkes delirmiş. Nerede bu kız şimdi, bahçede mi? Hı. Zülker'i yolladım yanına, merak etme. Mihri! Sen lan. Geç içeri. Artık baş başayız. Sen ne istiyorsun benden? Hayatımı mahvetmeye yemin mi ettin lan ruh hastası? Benim hayatımı mahvettin. Başkasının da hayatını mahvedemeyeceksin. Defol lan. Her şey bitti. Şimdi de kadınların kahramanı mı olacaksın? Mihri nerede? Mihri yok. Ulan 40 yılın başı bir iyi olasım tuttu. Mihri'nin de gözüne gireyim diye ayrı odalar tuttum. Sen de çıktın benim odamın önüne geldin. Kes sesini! Şşş. Otur oturduğun yerde benim başımı belaya sokma lan! Haber var mı? Tamam, hemen geliyorum. Hemen. Adem çıkıyoruz. Yaklaşma bana. Sen nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun ya?
Manyak! Nasıl olabiliyorsun? Benim hayatımı mahvettin. Başka bir kadının da hayatını mahvedemeyecek. Sus lan! Hayatını mahvetmişim. Ulan sen bana dua et lan, dua! Beni ana versin! Yalan mı lan? Anan baban sana acıdı. Beni kullandın, öyle evlenmedin mi o herifle? Şşş, bilirsin. Bana bak. 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 Yaklaşma bana. Bırak lan o bıçağı. Biraz sesini. Bırak o bıçağı. Çekil. Bırak lan o bıçağı. Ne oluyor ya? Bırak lan sesler ne? Başım belanı sokma bak. Bu sefer acımam ben sana. İbrahim. Yaklaşma bana! Pis! Sakın! Kimseye zarar veremeyeceksin, yaklaşma bana! Bana bak bu sefer, acımam lan sana! Yaklaşma bana! Hadi gene iyisin. Birinci kattayız. Bu sefer atamam seni. Pis! Kadın düşmanı seni! Yaklaşma! Ha. İbrahim Taşan burada kalıyormuş, kızım da yanında. Hangi odadalar? Bakın, ölüm kalım meselesi sizin de başınız derde girer. Bütün odaları tek tek gezerim. Havuzun kenarındaki 3 numaralı. İbrahim yeter! Söylediğin her şeyi duydum. Mihri, bu kadın manyak. Geri gel buraya. Biz evlenmeyelim diye ta buraya gelmiş. Asıl manyak sensin be! Daha fazla yalan söyleme. Söylediğin her şeyi duydum. Nur Sema'yı sen atmışsın. Ben buraya gelmeseydim kim bilir daha neler yapacaktın. Mihri, bir şey olmayacaktı, dinle bak. Uzak dur lan kızlardan. Uzak dur. Uzak lan. Ben bir şey yapmadım, gördün. Dur. Bitiririm lan size. Senin o elini kopartırım. Asıl Adem. Gel. Bırakın lan beni. Bırakın. Tamam. Mihri, bir şey söylesene, ben bir şey yapmadım. Senin cezanı ben vereceğim. Ama önce ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Söyle. Ne diyeceksin, söyle! Söyle! Çok özür dilerim. Lan ben buradan duymuyorum. Bunlar nasıl duyacak? Çok özür dilerim. Adem, götür şunu. Götür! Yürü! Bırak lan! Mihri, ben sana hiçbir şey yapmadım. Bir şey söylesene. Yürü! Götür! Bitiririm lan sizi! Denesene! Bırakın lan beni! Tut. Bırak lan! Yürü! Gel. Gel. Tamam. Geç. Geç. İyi misiniz? Giyiz. Yani ben iyiyim, iyiyim de. Ben odadan sesleri duydum. İbrahim, Nur Sema'yı camdan attığını söyledi. Ben nasıl tanıyamadım o adamı baba? Nasıl inandım? Senin suçun yok. Nur Sema,
Senden çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir şey Allah aşkına ne özürü ya? Ben senin hiçbir şeyin bile değildim. Ama sen beni kurtarmaya çalıştın. Ben ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bana bak. Bir kadın, bir kadına hangi koşulda olursa olsun yardım etmeli. Ben benim yaşadıklarımı yaşamanı istemedim, hepsi bu. Özleme hakkını ödeyemem. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun. Çok özür dilerim. Çok, çok, çok özür dilerim ben. Beni affedebilecek misin? Hayır, hayır. Mahvettin beni kızım. Mahvettin beni. Çok üzgünüm baba. Tamam. Tamam. Dur. Nursema. Senin nasıl haberin oldu? Buraya geleceklerini nereden bildin? Bir konuşmamızda düğünü burada yapmak istediğini söylemişti. Ben de bir şansımı deneyeyim de. Keşke beni bir arasaydın. Burada olmayabilirlerdi. O yüzden size telaşlandırmak istemedim. Sen buraya nasıl geldin peki? Neyle geldin? Arabamla geldim. Benim zaten gitmem lazım. Muhta da haber vermedim. Olmaz, hayır hayır. Dur. Seni biz bırakalım. Senin arabanı da şoför götürsünüz. Yok gerçekten. Lütfen. Nur Seman lütfen. Aa, olur olur. Hadi lütfen. Tamam hadi çıkalım artık. Hadi, lütfen. Tamam. Hadi. Hadi. Nilay! Nilay! Nilay orada mısın? Bir şey mi lazımdı? Yok şey, Nilay havlu koymamış da. Nilay nerede? Ben getireyim hemen. Yok gerek yok, ben bornozla silerim ya. Yok, olur mu öyle? Sağ ol. Başka bir isteğin var mı? Yok. Nilay nerede? Kahvaltıya indi. İyi tamam. Ben de ineyim. Sen daha yatmadın mı? Abla yok, ben yatıyordum da ya, ayakkabımın bağı koptu da benim, bir terlik alayım dedim. Ha, al al çocuğum. Ben de bir yer mi açık acaba dedim. Yukarı çok rüzgar geliyor da sen bir bakıver de kapatırsın olmadı. Tamam abla, ben bakarım. Sonra da hemen yat ama bak, yarın çok işimiz var. Tamam abla. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada.
Gel hadi. Dur terlik getireyim sana. İnanmıyorum ya. Horul horul uyumuşlar bile. Hadi yeğenim, hadi kurban olayım, sıkma canını. Hadi gir içeri bak. Ne yapıyorsun Selvi? Neden kilitli? Mustafa. Mustafa aç şu kapıyı. Mustafa. Mustafa bu kapı neden kilitli? Mustafa aç şu kapıyı. Mustafa. Mustafa, kapı neden kilitli? Mustafa aç kapıyı. Mustafa sana diyorum. Mustafa. Arıyor. Ver bakayım sana bana. Umut Bey. Abdullah Bey, Nursema iyi mi? Beni aramış da. Kötü bir şey yok değil mi? Çok korktum da ben. Korkmak şimdi mi aklına geliyor? Abdullah Bey, ne oluyor? Nursema iyi mi? İyi. Neden iyi biliyor musun? Benim yanımda da ondan. Çabuk buraya gel, hemen. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de. Nursema, sen de niye çıkıp gittin? Ben seni aradım aslında. Sen sabahlara kadar sokaklarda olursan çıkıp gider tabii. Son seferdi aslında. Sen iyisin değil mi gerçekten? Değil. Nasıl iyi olsun? Oğlum, ben kızımı sana emanet ettim yahu. Evlilik çocuk oyuncağı değil ki. Neymiş bu sahne sevdası, anlamıyorum. Ben bunun parasını önden aldığım için... Umut, bak ben sana açık açık söyleyeyim. Sana güvenmiyorum. Bu böyle olmaz. Siz aklınızı başınıza alana kadar bu evde yaşayacaksınız. Ne? Abdullah Bey, Abdullah Baba, olur mu öyle şey? Bizim kendi evimiz var, ben kirasını ödüyorum oranın. Ben öderim. Şu geldiğimiz hale bak ya.
Benim kızım izinsiz dışarı adımını atmazken şimdi geceleri gidiyor kahramanlığa kalkışıyor. Kocası yanında yok. Ya ona bir şey olsaydı? Ama olmadı. Allah korudu. Ben evladımı sokakta buldum ya. Sen ay yaşları eğlendireceksin diye biz yüreğimiz ağzımızda mı yaşayacağız? Hanım sen Nursema'nın odasını hazırla. Tamam Abdullah Bey. Hadi kızım. Hiçbir yere gitmiyorsun Nursema. Teklifiniz için teşekkürler. Ama zaten bizim bir evimiz var. Her şeye evet dedim. Ama bu kadarı da fazla. Ben sizin kuklanız değilim. Beni böyle azarlayamazsınız. Hadi Mustafa. Sen istediğin yere gidebilirsin ama Nursema burada kalacak. Nursema kendi kararlarını kendisi verebilir. Bu ne sizin ne de benim işim. O nerede kalmak istiyorsa orada kalır. Biz evliyiz. Evimiz de, hayatımız da ayrı. Hayatınız normal bir hayat olsa kimse ağzını açmaz. Utanıp özür dileyeceğine bir de efeleniyorsun ya. Bence çıkalım Nursema. Çıkalım. Nursema nereye? Sen bunu kabul ediyor musun? Ya sabahın körü oldu, körü. Ben kocamın yanında olacağım baba. Gördük kocanı. Onca şey yaşadın, adamın ruhu duymadı. Sen canınla cebelleşirken o sahnede gitarını tıngırdatıyordu. İleri gidiyorsunuz artık Abdullah Bey. Biz evlenirken birbirimizin hayatını biliyorduk ve bunu kabul ederek evlendik. Gördüğünüz gibi Nursema'nın da bir şikayeti yok. Var da söyleyemiyor yavrum. Bu kapıdan şimdi çıkarsan beni çiğnemiş olursun Nursema. Baba yapma. Bu nasıl söz? Bu benim sana son sözüm. Nursema, üzme babanı anneciğim. Bence annemle babamın arası kötü. Nilay'cığım beni hiç ilgilendirmiyor. Hay Doğacığım seninle muhabbet gerçekten çok sıkıcı. Ay. Babaannesinin nar tanesi, nur tanesi, bir tanesi. Oy bismillahirrahmanirrahim. Annem gelecek bugün kahveye. Ay ne güzel kızım ne güzel çok şükür. Buyursun gelsin. Ben içeri gidiyorum. Buyur.
Ağlıyor musunuz? Beni ağlamayayım da kim ağlasın çocuğum? Siz akşam uyuyordunuz tabii, duymadınız. İki arada bir derede kaldım ben. Baban Nursema'ya eğer gidersen beni çiğnersin dedi. O da hiç arkasına bakmadan çekti gitti. Resmen reddetti babasını. İçim yanıyor. Fatih de bana bu kapının önünde bir seçim sunmuştu hatırlarsanız. Ben de annemi geride bırakıp buraya geldim. Kızımın yanına geldim. Şimdi anlıyor musunuz annem neler yaşadı, ne kadar üzüldü? Anlıyorum, anlıyorum tabii, anlamaz. Hiç bitmiyor bu anaların çilesi. İnsan kendi başına gelmeden bazı şeyleri anlamıyor maalesef. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız, işte benim annem de böyle üzüldü. O yüzden merak etmeyin. Ben nasıl üzüldüysem Nursema da şu an o kadar üzgündür, üzülüyordur. Eminim ben. Ben istesem de uğraşsam da sizin kadar acımasız olamıyorum. Kızım, sen beni düşmanım belleme. İnsan kocasına kızınca onun bütün sülalesinden nefret eder. Ben de gençtim, ben de yaşadım. Anlıyorum ben seni. Anlamıyorum sanma. Ben de neler çektim, neler yaşadım. Hala da yaşıyorum. Bakma, size belli etmiyorum. Ay kesin bir şeyler oluyor. Babam Alev'e kaçacak olmasın. Ama ve lakin evlilik idare işidir. Yuvayı dişi kuş yapar kızım. Sabredeceksin. Biliyorum kolay değil, zor, çok zor. Ama ben babamın hayrı için sabret demiyorum ki sana. Şuncacık bebek için söylüyorum. Yoksa ne var, çok kolay. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Ben bu 30 seneyi kolay mı geçirdim? Ben sizin gibi davranamam. Yapamam. Mizacım bu değil. Ben de böyle değildim. Bir evin en küçük kızıydım ben de. Ama insanın kendi yuvası, kendi ailesi olunca öyle olmuyor işte. Siz boşanacaksınız, ne olacak? Ben şu çocuğa üzülüyorum. Ben niye seni düşmanım gibi göreyim? Yavrum, mümkün mü? Sen benim torunumun annesisin. Ne konuşuyordunuz bakayım? Aranız düzeldi herhalde. Kötü değildi ki zaten. Annemdir. Ben bakarım. Tamam, bak kızım. Kıvılcım şark etti. Şişt, sus kızım. Öyle ama. Yüzyılda yüz akıyla ne destanlar yazmışız. Ay yıldızlı bir aşkla böylesi bir gurur yakışır bu cumhura. Kutlu olsun yüzyıl, cumhuriyet çok yaşa. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz, renklerimiz. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Kemal Paşa, biz senin
yaşamışız. Yüzyılda yüz akıyla çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola. Yarınlar bizim midir? Bu yemin, bu vatana kutlu olsun yüzyıl. Cumhuriyet çok yaşa. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz, renklerimiz. Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Gazi Mustafa.